Hiçbir zaman benim kadar güçlü olamadın. Hiçbir zaman benden daha iyisi olamadın. Ve şimdi yaratmış olduğum bu dünyada insanlığın sonunu getireceğim. Hiçbir zaman benim kadar güçlü olamadın. Hiçbir zaman beni yenemedin. Ve şimdi ben seni yenip dünyanın sonunu getireceğim. Yanıma aldığım müttefikler sayesinde karşımda hiç kimse duramayacak. Ve dünyayı yok etmeme hiç kimse engel olamayacak. Yeni ortaklarımı bekletmesem iyi olur. Şöyle yanlarına doğru gideyim. Evet, şuradan. Sığınağımızın içerisine girelim. Yakında ortaklarımla beraber kuracağım bu orduda hiç kimse benim karşımda duramayacak. Sizlere beklettiğim için üzgünüm ama yapmam gereken çok önemli bir iş vardı. Evet. Sizleri buraya niye çağırdığımı anlamışsınızdır. Notch'un ölmesi gerçekten Minecraft dünyasının derinliğini etkiledi. Ve bu insanoğlunun sonunu getirmek için beraber çalışmalıyız. Yeni yapacağım bu tuzakların, bu saldırıların sizlerin sayesinde daha kolay olacağını, daha kolay başarabileceğimi farkındayım ve sizlerden bu iş için ortaklık talep ediyorum. Hepinize ayrı ayrı güveniyorum. Umarım bu ortaklığımız sayesinde karşımızda hiçbir güç duramayacak ve yenemeyeceğimiz hiç kimse olmayacaktır. Hepinize güveniyorum dediğim gibi. Eğer emirlerim dışarısında bir harekette bulunursanız gerçekten bunun sonucu gerçekten çok ağır olur. O yüzden benim emirlerim dışarısında, benim komutlarım dışarısında bir hareket, bir hal yapmaya çalışmayın. Umarım yeterince açıklayıcı olmuşumdur. The Villager, senden köye sızmanı istiyorum. Köye sızarak köylülerin birbirlerini öldürmesini sağlayacaksın. Ve bu sayede Minecraft dünyasındaki bütün köylülerden kurtulmuş olacağız. Entity 303. Sana gelecek olursak. Seninle olan husumetlerimiz hala bitmiş değil. Notch ölmeden önce onunla işbirliği yapıp beni yok etmeye çalıştın. Ondan dolayı sana tam olarak güvenemiyorum. Ama yine de ormanların kontrolünü sana bırakıyorum. Ormanlarda yaşayan insanları ve ormana gelen insanları yok edeceksin. Ve dediğim gibi sözümün dışında çıkarsan seni yok etmekten çekinmeyeceğim. Ölüm. İnsanların korkulu rüyası. İnsanları öldürmek için elinden gelen her şeyi yapacaksın. Ve onların korkulu rüyalarından biri olacaksın. Yakınlarda bir fabrika var. O fabrikaya git ve insanların icabına bak. İnsanları doğduklarına pişman et. Ve son olarak en sadık dostum Nul. Sana madenleri bırakıyorum. Madenlerde olan insanların korkulu rüyası ol. Ve onları ölümün eşiğine kadar sürükle. Sizden kalemde haber bekliyor olacağım. Sakın ama sakın biriniz bile benim karşıma görevi başaramadık diye çıkmayın. Özellikle Entity 303. Eğer karşıma bir daha kötü bir şekilde çıkarsan
Seni Noç'un yanına gömerim. Beni anlıyor musun dostum? Umarım sana güvenebilirim. Toplantı burada bitmiştir. Herkes görev yerlerine gitsin ve ben de kaleme döneceğim. Bu yakında olacak olan savaş ordusunun başında olmam gerekiyor. Kuracağım ordunun başında olmam gerekiyor. Herkes dediğim konumlara gitsin ve insanların korkuları yasalalım. Köylülerin sonu olacağım. Köylülerin sonu olacağım. Köylerde. Ama onların karşısına böyle çıkamam. İşte şimdi hazırım. Şöyle köye doğru ilerleyelim. Köylüleri öldüreceğim. Köylüler. Köylüler. Bu evde kimse yok. Burası da boş. Köylüler orada. Merhaba. Merhaba. Ben de sizin gibi normal bir köylüyüm. Evet, köyümüz biraz küçük ama küçük olması benim için daha iyi. Hepinizi öldüreceğim. Gerekli olan planları yapmam gerekiyor. Gerekli olan planları yapıp Herobrine'a haberi vermem gerekiyor. Demek fabrika burası, ha? Bu benim için gerçekten çok kolay olacak. Öncelikle bakalım güvenlik var mı? O güvenlikler var. Önce bunları indirmem gerekecek. Ondan sonra fabrikadaki herkesi öldüreceğim. İlk önce güvenlik görevlilerini öldüreceğim. Ondan sonra çalışanları ve ondan sonra fabrikanın sahibini. Ondan gerçekten korkacağımı sana ya. Maç olsa da olmasa da seni öldüreceğim Erovray. Bundan kaçış yok. Ormanın içerisine bir bakalım. O da ne? Orada bir insancık var. Orada bir insancık var. Akşam saatte yanlış kişinin ormanındasın. Yaklaşıyorum sana. İnsanların bu özelliğini çok seviyorum. İş yaparken arkasına bakmıyorlar. Ha, güle güle. Ha. Bu madenden sesler geliyordu. Sanırım burada olmalılar. Yanlış kişinin madenine çattınız dostum. Burada olmalılar. Kazma sesleri duyuyorum. Oh evet. Oralar. Sonunuz geldi adamım.
Gelin buraya. Ah, ah. Ha, ha, ha. De elmas bulmuşlar. Lord Herobrine bu işten çok memnun olacak. Kaleme gelip beni rahatsız etmeye cüret eden varlık kim? Seslerini tahtımdan duyabiliyorum. Bu senin için hiç iyi olmayacak. Oo, insanlar. Ben sizi bulmadan siz beni buldunuz demek. Ama bir saniye. Böyle hiç eğlencesi olmuyor. Artık normal bir oyuncuyum. Bakalım bu kadar güçsüzken bile beni yenebilecek misiniz? Gelin buraya, hepinizi öldüreceğim. Aa! 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 Siz kim olurdu bana vurursunuz ha? Aa! 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 İşte bu kadar. Ha. Beni insanken bile yenemiyorsunuz. Gizli kalemi nasıl bulmuş olabilirler acaba? Vidırlar. Sanırım onları görmediler neyse. Adamlarımdan kalemde haber bekliyor olacağım. Sonunda lordumun sarayına geldim. Lordumun sarayı gerçekten büyük ve ihtişamlı. Lordumun kudretinden hiçbir şüphem yok. Evet, lordum orada. Olamaz. Siz de neyin nesisiniz böyle? Umarım bana saldırmayı düşünmüyorsunuzdur. Bu sizin için hiç iyi olmaz. Lordum. Görevini başarmışsın Nol. Seni tebrik ederim. Şu anda insanoğlunun büyük bir kısmı üzüntü içinde olmalı. Hepsinin sonunu getireceğiz. Diğerleri nereden ol? Entity 303, Ölüm ve Devilayer hala gelmedi. Onlar sanırım daha görevlerini bitiremediler lordum. Ben size hizmet edebilmek için bir an önce görevimi tamamlayıp buraya yanınıza geldim. Benim güvenimi kazandın Nol. Artık kalemde kalmanı istiyorum. Benim adamım olacaksın. Ve diğerlerinden gözünü asla ayırmayacaksın. Emredersiniz lordum. Şimdi git dinlen. Yarın daha detaylı konuşacağız. Emredersiniz, lordum. Sakın bana saldırmaya cüret bile etmeyin.